Türkiye resmen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçti. Seçimin galibi Recep Tayyip Erdoğan da mecliste yemin ederek yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağımı, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim. Erdoğan'ın yeminini CHP, İYİ Parti ve HDP'li vekiller hariç tüm genel kurul uzun süre ayakta alkışladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. 12. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin birinci Cumhurbaşkanı olarak milletimizin birliğini ve kardeşliğini güçlendirmeye, ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz. Allah bizleri mahcup etmesin, ruhun şad olsun. Daha sonra ise Beştepe'de düzenlenen göreve başlama törenine geçildi. Görkemli törene 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreterinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 5000 davetli katıldı. Bugün burada milletimize 95 yıllık cumhuriyetimizi yeni bir yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü veriyoruz. Milletimizin bize sağladığı bu imkanı en iyi şekilde kullanarak güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için yola koyuluyoruz. Bugün Bismillah diyerek adımını attığımız yeni başlangıcımızın ilk imtihanı 2023 hedeflerimize ulaşmak olacaktır. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için makroekonomik dengelerden yatırımlara kadar her alanda çok büyük hamleler yapacağız. Bugün çıktığımız kutlu yolculuğu Türkiye için, milletimiz için, insanlık için hayırlara vesile eyle ya Rab. Allah'ım, yalnız senden yardım dileriz. Rabbim bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Amin. Amin. Amin.